Devlet Bahçeli'nin meclis grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan gibi ölümsüz. Eşi Menen'de bulunmaz. O olmazsa biz de olmayız. Gibi laflar ettikten sonra Osmanlı'da olduğu gibi mutlu mesut, el ele göz göze, diz dize yaşayacağız. Gibi kendi söylemlerinin ardından tarihinde bir haber olduğu adeta kabak gibi ortaya çıktı. Bahçeli gibi ucundan kıyısından yarım yamalak tarih bilgisi olanlar ve bu memleketin zar zor ilkokulunu bitirmiş veya bütün hayatında eline kalem, kağıt almamış olanların da bir Osmanlı hayali var. O halde gelin birlikte bakalım gerçekte Osmanlı nedir? Osmanlı'da yaşamak nasıl? Osmanlı denilen yönetim, yönettiği ahalinin yattığına kalktığına, yediğine içtiğine karışmamıştır. Benim araştırmalarıma göre, Osmanlı için âli genellikle vergi sağılan bir inektir ve bir de asker kaynağıdır. Osmanlı'nın kuruluşundan 1450'lere kadarki tarihi her ne kadar ana hatları ile ve askeri olarak biliniyorsa da, halkın nasıl yaşadığına dair bir bilgi ve vesika yoktur. 1450 ile 1600 arası zaten neredeyse her gün seferler ve savaş ile geçmiş, daha muhteşem Sultan Kanuni Bey zamanında huzursuzluk ve iç isyanlar başlamıştır. Değerli hocam, İlber Ortaylı'nın da dediği gibi Osmanlı 400 sene uyumuştur. Osmanlı'nın 1600 ile 1800 arası hayatı bir vahşi batı hayatıdır. Devlet İstanbul dışı yönetimi neredeyse tamamen yerli mütegallibelere eşkıyalara bırakmıştır. Vergi geldiği müddetçe ahali ile İstanbul'un arasında problem çıkmamıştır. Bazen vergi problemi çıkmış, o zaman âli hatırlanmıştır. 1800'den yıkılışına kadar da 150 senede, Balkanlardaki, Arap dünyasındaki bölücüler ile uğraşılmıştır. İlber Hoca'nın dediği gibi Osmanlı'nın son yüzyılı bedavadan yaşanmıştır. Osmanlı Devleti'nde daha Selçuklular zamanından kalmak üzere bütün mühim şehir ve liman ve iskelelerinde yabancı devletlerin konsolos ve sefaretleri var iken, Osmanlı ilk daimi elçiliğini 1800'lere doğru Londra'da açmıştır. O tarihe kadar Osmanlı'nın bırakın dünyayı, Konya'dan bile haberi yoktu. Avrupalılar yeni silahlar, teknolojileri üretmiş, tarımda makineleşmiş, buhar gücünü bulmuş, Amerika'yı, Hind'i, Çin'i keşfetmiş, başka bir aşamaya geçmişti. Arkadaşlar 1750'lerde, o zamanki Prusya-Almanya devleti Ruslara karşı ittifak teklif edince, İstanbul'daki ulema aylarca bir gavur devlet ile ittifak yapmanın caiz olup olmadığını tartışıyordu. Neredeymiş bu mutlu mesut Osmanlı? Osmanlı İmparatorluğu kurulduğu günden, yok olduğu güne kadar her zaman Rumi olduğunu iddia etmiştir. Osmanlı'nın iddia ettiği Rumi kelimesi etnik bir çağrışım yapmasın akıllarınızda. Yani Rum. Hayır, Rumi derken bunu ifade etmedi Osmanlı. Rumi'den, kasıt Doğu Roma İmparatorluğu'nun devamı olduğunu her zaman her platformda ifade ve iddia etmiştir Osmanlı. Sahip Kıran Emir Timur ile Osmanlı Ankara'da neden savaştı? Çünkü Timur'un Osmanlı'ya karşı sunduğu ilk argüman siz asil bir soydan gelmiyorsunuz. Osmanlı olarak Roma'nın devamı olduğunu iddia ediyorsunuz. Karşılıklı yaşanan mektuplaşmaların içeriği artık baya ileri derece belden aşağı doğru gidiyor. Özetlemek gerekirse kısaca, Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan vefat edene kadar devletin başında kalsın istiyor. Kendisi de vefat edene kadar yardımcısı olsun istiyor. PKK ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti kucaklaşsın istiyor. Öte yandan CHP takip edildiğinde ortaya çıkan manzara dem ve hitap ettiği kesime yönelik sizlere bir özerklik veya öz yönetim ayarlamaya çalışacağız modundalar. Dem eşittir, PKK-YS, açık açık 22 ilin yönetimini verin kurtulun diyorlar. Tahlil. Osmanlı kendi tarihsel devinimi içerisinde ne zaman travma yaşayıp komaya girip yatağa düşmüştür? Balkan faciasını yaşadıktan sonra. Ben dahil olmak üzere hiç kimseyi rahat günler beklemiyor. Dikkat edin, Tito sonrası Yugoslavya'nın paylaştığı akıbetin aynısını bizler de yaşamaya kalkmayalım. Görsel, milli mücadele ve kurtuluş savaşını başlatmak için Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a geldiği 19 Mayıs 1919 tarihinden sonra basılan ilk propaganda afişi olmaktadır. Kaynak: Göktürk Facebook sayfası. Daha önce BOP projesinin yeni Osmanlıcılık adı altında piyasaya sürülmesi konusunu anlattım. O videoları da izlemenizi öneririm.
Şimdi bu günlerin yani Bahçeli'nin, Öcalan çıkışının ve son 20 yılda yaşadığımız her şeyin çok önceden planlanmış bir proje olduğunu göreceğiz. Aslında bu görüntüler her şeyi anlatıyor. Gören gözler, duyan kulaklar, akleden kalpler olsun yeter. İzleyelim. Eğer çok gecikilmezse günün birinde Türkiye'de meclise de girebilir. Girer mi sizce, bunu görür müyüz biz? Yani siz deneyimli bir gazetesiniz dünya örneklerinden. Yani Türkiye 20 sene bunu sonra... Bunu yaparsa ancak Recep Tayyip Erdoğan yapabilir. Ben ondan başka yapabilecek güçte şey göremiyorum. Evet. Bakın Abdullah Öcalan konusunda da 2 gün sonra mahcup olacaksınız. Yok, çünkü inşallah yapmayalım. Neden mahcup olacaksınız? Tabii ki Türk devleti Abdullah Öcalan'ı göreceksiniz, çok kısa bir zamanda çıkartacak. Abdullah Öcalan şunu söyleyecek: silahları bırakın diyecek. Biz yanlış yaptık diyecek. Göreceksiniz. Çıkaracak derken neyi kastediyorsunuz? Televizyonlara falan çıkartacak. Enstrüman, yeni enstrüman olarak. Türk devleti çıkartacak, göreceksiniz. Yani yeni bir silah bırakma süreci mi başlatacak Öcalan? Onu mu demek istiyorsunuz Doğru Bey? Abdullah Öcalan'ın o konuşmasına Kandil dedi ki bizi bölmek için konuşturuyorlar. Bizi silmek için bunu konuşturuyorlar dedi. Göreceksiniz. Terörist başının tecvidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. İmralı'dakini dışarı çıkarmayı mı planlıyorsunuz? Söz verdik bir kere. Ona istediğini vereceğim. Eğer istediklerimi yaparsa. Ülkenin önüne konulmuş büyük bir fırsattır. Çok net söylüyorum. Samimidir ve bizim önümüzdeki yarım asrın ne olacağına yönelik bir anlayışın bütün dünyaya ve Türkiye'ye sorusudur. Bir karar vereceğiz. Bir kadim akıl diyor ki bu kararı kardeşlikle ve barışla verin. Ve önünüze bir fırsat koyuyorum. Bunu değerlendir. Göstere göstere diyorlar ki ben Söle'ye özgürlük vereceğim diyor. Göstere göstere diyor ki ben APO'ya özgürlük vereceğim diyor. APO'ya vereceğim demiyor ki. Diyor. Söle'ye de APO'ya da. Hayır. Bir kere. Kim diyor efendim? Olur mu canım? HDP